Zahide'cim sucuğu yine açıyoruz. Yalnız bak, biz bunu var ya yaptık ya, iyi ki yaptık ya, her gün açıp açıp baktık. Hangi gündeyiz? 8'inde yapmışız. Dördüncü gün. Heh. Normalde mesela bir hafta 10 gün durması lazım ama ben burada fırının önünde koyduğum için ara ara da buzdolabına koyduğum için iyice bu kurudu. Dolayısıyla da... Burayı da açtık mı? Ha, gerek yok. Bak şuradan şöyle... Bir de bir kısmını yapıp gerisini yine saracağız. Aynen. Şöyle yapıyoruz. Aslında bak bunun açılış şekli şöyle. Şöyle yapıyorsun. Ha. Sonra buradan... Ha, şöyle sıvayıp da... Sıyırıyorsun şöyle bak. Şöyle bak, bayağı bir kurumuş gördüğün gibi. Bak şöyle yap, kes, kullan. Kes, kullan. Ha, mis. Böyle. E tamam, biz de hadi şimdi kes, kullan yapalım. Ama bak yapalım. İçi... Henüz yumuşak ama ben bunu bu şekilde de kullanabilirim. Daha mı sert olması gerekiyor? Tabii, kuruması tabii. mı gerekiyor? Mesela hemen içini keseyim, bak göstereyim. Şöyle. Bez sucuk. Valla ben öbüründen daha çok sevdim bunu. Bez sucuk gerçekten bezdekini. Lezzeti de çok güzel. Ben sana söyleyeyim, lezzeti de olağanüstü güzel. Aynı sucuk kokuyor. Şahane. Evet. Daha güzel kokuyor. Hemen bir dilim al istersen bak. Bir dilim al, içinde göstereyim. Ben bir tava alacağım ve hemen güzelce pişireceğim. Ay iyi. Bu daha keskin bir şey yok mu ya? Bunu böyle bastırdıkça ya, şey yayvanlaşıyor. Yok yok. Bak mesela... Kıtır kıtır bir şeyle, bıçakla daha güzel kesilecek bak. Bu. Ha. Aa, çok güzel oldu. Gerçekten süper oldu. Onu ha, hiç şimdi kesme. Kalmış. Ben onu bütün kullanacağım çünkü. Ha, öyle mi? Ben sadece sana dilim gösterdiği. İçini göstermek için. Aynen. Şimdi sen sucuğu nasıl pişirirsin? Sucuklu. Hayır. Sucuğu nasıl pişirirsin? Şey, sucuklu diyorum, yumurtalı. Yumurtalı ama evet. Bir de az önce bir şey söylemiştin geçenlerde. Yağ kullanmam ben. Heh, hiç tamam. Yağ kullanmam. Azıcık su koyarım. Sucuk zaten kendi yağıyla pişmeye devam ediyor o çünkü. O zaman hemen senin tekniğini yapalım. Hadi yapalım. Hiç yağ koymuyoruz. Bakın bez sucuğumuz oldu. Gerçekten hani birazcık daha olması lazım. Şu yumuşaklığı gitmesi lazım. Evet, daha sert olsa. Aynen. Aa, ikiye mi bölüyorsun öyle? Böyle böleceğim çünkü dürüm yapacağım. Ha. Şöyle. Ya ne güzel işte, bak evde yap sucuğunu, mis gibi. Mis gibi. Çoluğuna çocuğuna ne yedirdiğini bil yani. Tabii iyi markalar var, bir şey demiyorum ama biz de yapabiliyorsak evde bakar niye yapmayalım? Bakar mısın? Vay vay vay. Of. Ne kadar güzel kokuyor yalnız. Gerçekten. Kokla. Vallahi şahane kokuyor. Bildiğiniz sucuk. Şöyle. Gerçekten süper oldu. Beze sarıyorsunuz. Ay, sucuk dürüm yapacak gibi tutuyorsun onu. Evet, dürüm yapacağım. Şöyle. Ha, orta ocağı alaydım, onu daha çok yansaydı. Olur. Ha? Şöyle koyuyorum. Dur, hiç et. İçine. Zaten onu açmamışsın yan, bile. Yok yok, şimdi kapattın. Şimdi nefis bir dürüm yapacağız. Onu da hemen göstereyim. Tam da buna göre yapmışız. İyi ki de tam kestiğim yerden hizadan oldu. Süper oldu. Şimdi bir yandan da. Dürüm için şöyle soğanı, maydanozu, biberi güzel bir salata yapacağım. Sucuk birazcık istersen üzerine su koyalım. Çok az su koyacağım. Şuradan alttan. Ha, şurada var, şurada var. Ha, oradan tamam. Ha. Ama biraz daha pişsin ya. Daha hiç pişmedi ki. Öyle mi? Evet evet. Sen nasıl pişiriyorsan. Aa, kapanmış mı? Evet, kapanmış. Ben de diyorum niye bu şey yapmıyor. Tamam. Nasıl pişiriyorsan tamam. Öyle. Ben yap. Birazcık bir şey sısı olsun istiyorum. Ondan sonra koyuyorum. Şimdi... Dürümün içini hazırlıyorum. Şu anda bir salata yapıyorum. Ve birazcık şöyle soğan. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hele bu küçük soğanlar var ya. Kırmızı soğanlar. Sonrasında da maydanoz, domates, birazcık yağ, tuz. Sumak da konulabilir ama sumakta sucuk nasıl olur? Bir sumak çayımdan içmedin ya, aşk olsun. Aa, sana içtim, ya. İçtim içtim. Ben onu evde içtim. De denedim. Ha, burada içiremedim de sonra evde evet. Evde de denedim. Burada dedim ne olur ne olmaz. Bak, eşim limon yedirdi diyen, bu da Mehmet Bey'miş bak, limon yediren. Şimdi 9 aylık ve hiçbir şey yemiyormuş. Bak görüyor musun? Bizimki yiyor Allah'tan ama seçiyor. Ek gıdaya geçtiğinde yoğurt verdim ama aslında ilk doğar doğmaz. Ha, Peygamber Efendimiz'in sünneti hurma. Dur, ben niye bu yorumlara geldim? Şunu en yeniler diyeyim. Ha. Ha, çorba. Şimdi biz de çorba veriyoruz. İki oğlu varmış. Ataman Beşli'nin. Bir 6, bir 2 yaşındaymış. Yoğurtla başlamışlar onlar da. Şimdi tuz koymuyorum. Sucuğa tuz koymuştuk çünkü. Tuzsuz. Hemen üzerine birazcık da şöyle zeytinyağı döküyorum. Harmanlayacağım. Sonra nefis bir karışım yapacağız. Yalnız sucuğu şöyle yavaşla şöyle ıslatacağım. Bunu onun için bekliyorum. Böyle şöyle yapacağım üstüne. Böyle onun suyu çıktıktan sonra
şöyle yapmayı planlıyorum. Ya bu arada size bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle benim de bazen yorumlarıma uzunca bir yazı düşüyor. İşte arkadaşlar bilmem ne bilmem ne bir şey bahis ekibine teşekkür amaçlı paylaşıyorum. İki dakikanızı ayırıp okumanızı tavsiye ediyorum. Bir zaman diyor benim çok borcum vardı, kredim vardı, şöyleydi, böyleydi, buraya girdim. Şöyle oldum, böyle oldum, bir girin bakın. Şimdi ben onu siliyorum ama. Dilekçim, silmekten daha güzelini yapacağım, engelleyeceğim. Ben çünkü onu... böyle şeylere inanıp da evet. Ne yazık ki sıkıntı yaşayan çok kişi var. O yüzden evet, geçmiş olsun, dilek gönderdim seni. Sucuk yanmasın Zahideciğim. Allah dur söylesene. Bu. Yağ dökmüyoruz üzerine yağ su. Yağ yerine su. Şahane oluyor. Yalnız sen korkuttun beni. Azıcık fazla suyu kaçırdım ama olsun. Olsun. Şimdi dürüm için birazcık da ona salça koyacağız. Şöyle çok az o suya. Onun için bir de su önemli. İyi olmuş aslında. Şöyle. Hı-hı. Nefis olacak bu dürüm. Bakın bayılacaksınız. Şöyle birazcık da şöyle yapalım. Harika olacak. Yine hiç, başladık demeye. Yalnız dikkat edersen hiç yağ koymadım, tuz koymadım. Buraya da koymadım bak. Buraya ama da zaten bunda tuz var. Şunu bir çevireyim bu üstünde çok durdu. Çevir. Allah. Kendi el cihazımızda evde yaptığımız sucuğumuzu. Aynen. Şimdi dürüm yapacağız. Vallahi mümkünse evinizde yapın. En güzeli. Sosis de yaptıydık geçen gün ama sucuk sucuğu daha da bir güzel çok oldu. Seviyorum, evet. Aynen. Ne yapalım bunu? Şimdi onu ne yapacağız biliyor musun? Bunlar bak, oldu bu arada ya. Şöyle geliyorum. Bak şunla. Ne diyorsun? Böyle geliyorum. Şöyle sucuğun yağı, salçası böyle alıyoruz. Hepsini. Şöyle bir tane daha yapalım. Şöyle. Sana geliyorum. Evet. Şöyle alıyorum. Bütün yağını aldın mı? Suyunu. Sağ. Bir çevireyim istiyorsan öbür tarafını daha. Bak şimdi. Bir tane daha çıkar bence. Çıkar mı? İstersen çıkar. Tamam. Altını kapattım artık. Şöyle bir tane daha yapalım. Ama zaten ikiye böleceğiz. Ama onlar güzel. Ama bak çıktı bir tane daha. Bir tane daha çıktı. Şimdi şurada soğan, domates ve maydanoz karışımını şöyle birazcık da yağ koymuştum. Azıcık zeytinyağı. Şimdi onu da buraya koyuyoruz Zahideciğim. Şöyle. Üstüne koyduğumuzda. Süper görünüyor var ya. Nefis bir sucuk dürüm. İşte sucuk dürüm. Peki bu ne, bu sofranın ortasına mı geliyor böyle? Bu artık dürüm yapıp ister yersin ister dilimlersin. Şunu ikiye bölelim o zaman, evet, değil hayatım, mi? Onu hemen ikiye böleceğim. O zaman geliyor. Evet, şöyle koyarsan. Ya da böyle koy, ben orada böleyim. Şurada böl bari. Yağı ziyan olmasın. Ha. Aynen. Ay bu şey de bu ay bozulmasın diye. Ay çok sıcak. Nasıl dokunabiliyorsun ya? Dokunabiliyorum ben. Baksanıza. Hop. İşte sucuk dürüm hazır oldu. Of. Vallahi süper oldu. Of. Şöyle. Hiç kapatma bile bence. Allah olmayanlara da versin. Şöyle yapacağız versin. Sonra da Allah'ım evinizin, sofranızın beti bereketi bol olsun. Bir tane daha kimsenin sucuğumuz var hatta, bakın. Malına mülküne bakıp da iç geçirmeyin inşallah. Her şeyi Rabbim bunu da tekrar asalım, bununla da başka bir şey yaparız. Yaparız.